Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbatu lil muttakîn. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünden başlap Vajd-i Guneym, yani Şeyh Vajd-i Guneym'in Sulukul Muslim Multazim deb nomlanadigan bir silsile derslerine başlayan bulamız. Mazmunu Müslüman kişinin ahlakı. Muallim Müslümanın ahlakı. Talip Müslümanın ahlakı. Haydovchi Müslümanın ahlakı. Savdogar Müslümanın ahlakı. Hakikaten her bitti hüner egesi, her bitti kasb egesi şeriat ondan talep kılgen, özünü hünerge taliqli bo'lgan fikri bilişegi şer. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da şunu dedi mahkumat kıladı. Estaizu billah vel an'ame خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Uzot yana sizler için issiq kiyim ve türlü manfaatlar bo'lsin deb chorva mollarini ham yaratdiki, sizlarning taom oziqolaringiz ulardan bo'lur. Yana sizlar uchun ular kechqurun o'tloqdan qaytayotgan va tongda o'tloqqa ketayotgan paytida bir chiroy fayz bo'lur. Shuningdek, ular sizlar jonlaringizni qiynab, zo'r va zo'r mashaqqat bilan yetadigan yurtlarga yuklaringizni eltib berur. Albatta Parvardigoringiz mehribon va rahimlidir. U zot yana sizlar minishingiz uchun ziynat qilib otlar, hachirlar va eshaklarni yaratdi. Yana sizlar hal bilmaydigan narsalarni ham yaratur. Mana shu oyatda Alloh taolo siz bilan biz minadigan narsalarni zikr qilib o'tdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu oyatlarning ichida mashina degan joyi yo'q. Nima deyildi? Ot dedi, hachir dedi, eşek dedi, yoki tuya diye degan, lekin mashina demagan. Mufassirlar mana shu oyatni sharhida shunday deyishadi. Yani bizga zamondosh bo'lgan mufassirlar sizlar bilmaydigan narsalarni ham yaratur jumlasi oxirida aytilgan. Sizlar bilmaydigan narsalarni ham yaratadi degan jumlasi payg'ambarimiz zamonida Qur'on nozil bo'lgan paytda yo'q bo'lgan, keyin ilm fanni taraqqiy topishi bilan kashf qilingan mashina, poyez, samolyot va boshqa, yana hali biz bilmaydigan narsalarni Alloh taolo yaratilishiga ishora qilgan deb aytishadi. Biz bilib turgan hozirgi narsadan boshqa narsalar ham kashf qilinadi. Oyatning oxirgi qismi mana shunga dalolat qiladi. Sizlar bilmaydigan narsalarni Alloh taolo yaratadi. Ehtimol ertaga uchadigan bir jihozlar chiqadi. Unda ham ishonavering, oyatdan hadisdan albatta siz bilan bizga bir ko'rsatmalar bo'ladi. Mashina o'zini Alloh taolo tomonidan berilgan ne'mat. Alloh aytayapti, sizlarga biz minadigan qilib bergan jonivorlarimiz qiyinchilik bilan yetadigan joylarga yuklaringizlar bilan osonlik bilan yetkazib qo'yadi dedi. Endi hozirgi kundagi biz minayotgan narsa yana ham tezroq yetkazadi, yana ham qulayroq yetkazadi. Demak, bu narsalar Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Har bitta ne'matni shukri bor yoki kufroni ne'mati bor. Nonko'rlik qilishlik bor yoki unga shukr keltirishlik bor. Müslüman kişi ana şu maşinasını haydagan paytda nimalarga e'tibor berishlik kerak. Modomiki musulmon ekan, uyda muomala qilganda islom bilan muomala qilish kerak oilasi bilan. Savdosida shariat talablari bilan muomala qilishlik kerak. Xuddi shunga o'xshagandek, maşinasini minayotgan paytda ham shariat unga qo'ygan talablar bor. Islom dini, shariatimiz insonlarga nima foydali bo'lsa, shu narsani qilishlikni bizdan talab qiladi. Va nima zarar bo'lsa, bu narsadan uzoq bo'lishligimizni siz bilan bizga buyuradi. Qoida shu. Asrimizda qanaqa bir yangilik chiqqan bo'lsa yoki bundan keyin qanaqa bir yangi kashfiyot bo'ladigan bo'lsa, qoida shu. Shu ishda foydali bo'lgan narsasini ol, zarar bo'lgan narsasini tark qil. Chunki har bitta narsani foydaga ishlatish ham mumkin, ziyonga ishlatish ham mumkin. Qoida shu. Odamlarga foydasi bo'lsin, odamlarni zarardan saqlasin.
Şariatımız siz bilan bizga hayotimizda qanaqa ko'rsatma kerak bo'lsa, qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'i nazar, qaysi zamonda bo'lmasin, albatta aniq-aniq ko'rsatmalarni bergan. Abu Zar Ghafori roziyallohu anhu aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga har bir narsa haqidagi ilmni qo'yib ketdi. Hatto osmonda uchayotgan qush haqida bo'lsa ham payg'ambarimiz bir narsani tashab ketdi bizga. Oyat hadisga murojaat qilar ekanmiz, har qanday holatda siz bilan bizga shariatdan ko'rsatma borligini ko'ramiz. Mashina. Alloh taolo bergan ne'mat. Alloh taolo bergan ne'matni hisob-kitobi bor. Alloh Qur'onda shunday deydi. Va la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allohu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Diqqat qiling. Qo'l ostingizdagi aqlsiz kimsalarga, ya'ni yosh bolalarga, tentaklarga, aqli to'liq bo'lmagan odamlarga Alloh sizlar uchun turmush vositasi qilib qo'ygan mollaringizni berib qo'ymangiz. Balki ularni o'sha mollardan yedirib, chidiring, ularga yaxshi so'z bilan muomala qiling. Yosh bolaga, espas odamga bermanglar dedi. Endi biz qo'limizda turgan mashina ham molmi? Molni davlatmi shu ham? Alloh aytayaptiki, mana shu molni yosh bolaga berma deyapti. Tentakka berma deyapti. Yoki mana shu narsadan to'g'ri foydalanishlik qo'lidan kelmaydigan odamga berma deyapti. Bolasini ko'yni uchun, bolasini injiqlik uchun, hali mashina haydashlikka aqli ham, oyoq qo'li ham hali yetmagan bolalarga mashinani berib qo'yayotgan otalar xushyor bo'lsin. Oyatda aytayapti, yosh bolalarga, tentaklarga qo'lingizdagi molni berib qo'ymanglar deyapti. Tushunarlimi? Chunki mana shu yosh bola yoki tentak yoki shu mashinani haydashni bilmaydigan odam minib chiqib mashinani bir baxtsiz hodisa yuziga keladigan bo'lsa, shu odamga mashina berganlarda hammasi mana shu gunohda sherik bo'ladi. Haydovchilikni bir yo'lini qilib olayotganlar, hech narsani bilmagan holda biror hodisa ko'chada sodir bo'ladigan bo'lsa, mana shu ish sababli shu haydovchilikni berganlar ham mana shunda javobgar bo'ladi. Tushunarlimi? Xalas qiling. Alloh hammamizni salomat qilsin. Bemor bo'lib qolsangiz, appendist bo'lib, sharf borib turib, diplomni pul yog'an. Tabib bo'lsa, shuni operatsiya qilishiga rozi bo'lamidiz? Yo'q, siz mohir bo'lgan, uzoq yillik tajribasi bo'lgan bir usta mohir tabibni nima qilasiz? Tanlaysiz. Ha, endi mashinani mindirib chiqarib yuborayotganda shu bolangizga. O'ylamaysizmi boshqalarni? Bu mashina hadya etgan odam yengil mashina hadya yaptimi, yuk mashina hadya yaptimi, avtobus hadya yaptimi farqi yo'q. Rolga o'tiribdimi? Demak, mana shu odamning axloqiga gaplashamiz. Biz ana shu haydovchi akalarimiz, ukalarimiz hammasini yaxshi ko'ramiz. Chunki uzoqimiz yaqin qilyapti, og'irimiz yengil qilyapti. Endi mana shu musulmon haydovchi qanday axloqli bo'lishi kerak? Bodomiki musulmon ekan, islom talablari bilan yashashi kerak. Bu darsni ikkiga bo'lib gaplashamiz. Birinchisi haydovchini mashinasi bilan bo'lgan muomalasi, ikkinchi qismi musulmonni haydovchini, mana shu haydovchini odamlar bilan bo'lgan muomalasi qanday bo'ladi? Mashinasi bilan muomalasi hamda odamlar bilan bo'lgan muomalasi. Birinchidan. Minayotgan mashinamiz birodarlar pokiza bo'lishi kerak. Chunki ad-dinun nazofa, din poklik birodarlar. Din poklik. Musulmon odam o'zini, yuzini, qo'lini, kiyimini pok bo'lishiga qanday diqqat qilsa, minayotgan mashinasini ham shunday pokiza bo'lishiga diqqat qilishligi kerak. Bu vojib yelkamizdagi. Yani biror ta bir hazilkash odam mashinangizni biror hafta yuvmasangiz, yozib qo'ymasin changning ustiga, yuvib qo'y meni deb. Ana shu holatga borib qolishligi siz bilan bizga yarashmaydigan, musulmon haydovchiga yarashmaydigan sifat. Yana mashinasida umuman yozuv bo'lmasligi kerak. Qur'on oyatlarichi u ham mumkin emas. Chunki u oyat mashinaga yozilishligi uchun tushgan emas. Masalan, bir odam yozib qo'ysa yuk mashinasiga, Robbana va la tuhammilna ma la toqata lana bihi deb.
Yani mazmun şundaydı ki bu ayette Parvardigar bizlerine takatımız kötermeydi yanasana bizi üstümüzü yükleme giden degen mazmundaki ayette öyle yük maşinası yazıp koysan. Doğru buladın şu. Çünkü bu ayet bu narsa hakkında çüşkenmez. Demek maşinaki umum maşinasını yazışını kerimez. Gerçi o ayet-i kerime boyan bu sayı. İkinciden maşinaki ilan adıgan narsalar. Yani elhamdülillah eğer karasını 20 yıldır bir arada şu maşinaki bir narsalar hangi usulü narsalarına ilişkin yok alıp gitti. Ayollarda suratları, tumorlar, bu hata iş. Bu kere basa şirkke baradigan ama. Ayrım haydovchilar maşinasiga erkeği mi de ayol mı da suratlarını kopuyordu. Artistlerde ya ki başka bir koşuşçilerde. Ne mi giyiler bu? Ne mi kamak çoğulur? Bunda avratını açtırken ayolun suratını ilip koyken ya ki yapıştırıp koyken adam ne mi giyiler işi yaptı? Günahkar böyle yaptı halas. Ve şu maşinasiga oturuyken adam hem günah kılışıgı şerat yaratıbir yaptı. Burada sen bana yardım ver şu zinadan ve ki fakşten közünü teyişlik ya. Yok sen aksini çakalı yapsan. Özünün günah kılı yapsan közünü lan. Ve başkanın günah kılışlığı sebep böyle yapsan. Sen gel şunun ölmüş bak. Çünkü yakşılıkta dalalat kıyan kişi, şu yakşılıkta kıyan adam topken sahipken şehriye boyandık. Yamanlıkta dalalat kıyan adama çünkü şehriye boyandık. Allah-u Teala Kur'an'da kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim demaganmi? Ey Muhammed ayting mu'minlarga ko'zlarini tiysin. Sen aynı shu suratni qo'yib qo'yishing bilan oyatga xilof ish qilyapsan. Tiysin desa yo'q, ko'rsin deb turib qo'yib qo'yyapsan. Demak, moshinaga surat qo'yishlik ham noto'g'ri ish.